Yeniden birlikteyiz. Top bizde de reklam arasının ardından ve reklama giderken belirttiğim gibi Konya Galatasaray maçı sonrası Galatasaray yönetim kurulu üyesi Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun iptal edilen Icardi'nin golüyle alakalı var kararını ve hakem kararlarını eleştirdiği açıklamaları var. Kısaca onu bir ekranlara getirip yorumcularımıza döneceğim. Niye gülüyorsun hocam? Hakemleri <gülüyor> konuşmayacağız dedik. E, yeni sezon farklı olacak mı dedik. Hakemleri konuşma şansı. Geçen hafta başladık. Bu hafta Aynen. devam ediyor. Muhtemelen de her hafta konuşuyor olacağız. Dayanamazlar. Bu yıllardır ya. Böyle. ya galip gelmiş daha hala konuşuyor. Ben anlamıyorum bu yöneticileri ya. Yani şimdi bu hat, yarın bir gün diyelim ki hata. Ya kardeşim bak lehinize olduğu zaman da konuşuyorsanız konuşun. Lehinize olduğu zaman konuşmuyorsanız konuşmayın. Herkese söylüyorsun bunu değil mi? Tabii ki hocam. ya konuşu konuşun diyorum. Lehinize diyorum, lehine değil de. Kim olursa olsun lehine değil, aleyhine de koy. Ya bu ben nasıl bir şeydir? Lehine yani daha ilk haftadan var hakemin dişine son verdiriyorsunuz. Abi bırakın ya. Yani buraya kime örnek alıyorsunuz? anlamıyorum ki ya bu 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 defa bu kulüplerde bu futbol şube sorumlusu mudur nedir bunun işlerin kaldırılması lazım. Ben sana söyleyeyim. Vallahi yönetici ya. yöneticilere konuşmaya yasağı getirilmesi lazım. Rehmi abi yönetici. Ya yöneticilere diyorum abi zaten tamam yönetici. Bir yöneticilere diyorum. konuşan olmalı aslında da. Ya yok abicim böyle saçma sapan Kim işler olmamalı. Daha ligin ligi ilk haftasında lig Abicim yöneticiler diyorum ya ben bu yönetim Teknik edemiyorum. direktörler konuşuyor. Tam onlar konuşsun abi. Yön yönetimden de istiyor abi taraf. Yani var. şimdi bu nedir yani kazanmışsın. Velev ki dediğin gibi hatalı. Peki ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz irdelensin. Icardi'nin kazandığı penaltıdan daha farklı bir faul mu bu? Geçen hafta. Kazandı. Evet. Bak geçen hafta Icardi'nin penaltısına. Mert Müldür'ün Lille maçında 18 üstünde Fenerbahçe'nin aleyhine yapılan faule bak. Fenerbahçe'nin aleyhine verilen faale bak. Bir de pozisyona bak. Ayağının üstünü sürtüyor. Bak buna rağmen ben demiyorum ki net fauldür değildir demiyorum. Abi, muallakta kaldık şimdi. Yani Yalan işte, yok yani. Abi, Üç, beş kere izledik, Ayağının üstünü ne? sürtüyor. Topa dokunan da Aleksic. Torere falan değil. Bak buna rağmen de ben şunu demiyorum ha. Yüz yüz haklıdır haksız. Ya bismillah ikinci haftadan bu nedir? Şimdiden Futbol Federasyonu başkanını böyle işte hedef göstermeye çalış. Tamam mutlaka bunlar da olacak da daha hemen ilk bunu bir Ahmet Nurçebi yapmıştı. İlk Alanya Spor maçı 3-0 öndeler Valerian İsmail Vegost e, diye bir yalı kazığı vardı onu çıkartmadı. Tam molekaya alıp kontraya gidip 4'e 5'e götürecek maç varken 3'e döndü maç hatırlar mısın? Hı hı. <laughs> i̇lk hafta federasyonu basmıştı Ahmet Nurçebi. Yani öyle bir şey olmuş. Federasyona gidiyoruz demişti. Antrenör hatayı antrenörünü aramak varken şimdi bugün mesela ya niye yani hep bir hata bir hakem hakem ya abi zaten e, siz eski hakemlerden bulmamışsınız kardeşim. Yönetici olarak. Yenisi geldi. Sabır verin abi. Sabır gösterin bu adamlara. Bak ben yüzde yüz faal olduğuna inanmıyorum. Faal olmadığına da yüzde yüz değilim. Muallaktayım yani. Emin değilim. Ama buna rağmen ben çıkıp şunu da diyebilirim. Bu dediğimi de diyebilirim yani. Mert Müldür örneği, İcardi örneği gibi. Ama daha ne oldu abi? 2-1 kazanmışsınız. Bak yarın maç bu maçı 2-2 bilseydi bu pozisyon 15 gün konuşulacaktı ama bir de o taraftan da bakıyorsunuz. 2-2 bilseydi ona bakarsan yani ooo. sen benim attığım golü resmi golü yani, iptal ettin diyecekti Galatasaraylılar. Yani yani sanki böyle bir şey ilk defa onların başına gelmiş. Hayır, hayır yani, yani bu maçın söylüyorum. Şu bu işlerden biraz vazgeçilmek vazgeçmek lazım. Biraz uzak durmak lazım. Ya daha yeni futbol federasyonu seçimleri oldu. Temiz futbol isteyelim diyoruz. İnsanlar birbirini kırmasını istiyoruz. Bu cümleleri kullanan da hep bunlar ha. Yani bu yöneticiler ama sonra kalkıyorsun maçtan sonra yine bu açıklamalar. Yani var hakemi şey e, koşu mesafesi geçemediği için vara geldi zaten. Geçseydi vara gelmezdi zaten bu adam. Ya işte oradan da yönetici diyor yani ki orta... camiasını da konsolide etmek adına atletik performansta başarısız olan bir hakemi vara atıyorsunuz. Ama orayı tamam. da bilmiyor diyor neye göre o bir bu, argüman yani? yakaladığı zaman söyler. Ya işte ben de diyorum ki daha ilk haftadan ikinci haftadan bu işlere başlarsanız bu işin sonu gelmez. Kim olursa olsun ya. Bülent gelmez yani bu işin sonu. sonu öyle zaten yani her sene bakın daha neler konuşacağız Tabii şimdi. Yarın büyük etabı takımlar, da var. Öbür büyük gün de konuşacağız. işleri konuşacak zaten bunu. Yani şimdi burada varla ilgili TFF Başkanı'nın açıklamasından onun haklarını savunacağız kulüplerin Hata lüks. Sayın Hacı dedi. Osmanoğlu ne dedi? Hata lüksü. Sağdaki hakem insani evet. hatadır ama vardaki, vardaki, hatayı kabul etmem Şundan dedi. Sen böyle bir ne dedi dedin Evren abi? Dedin ki Galatasaray'ın lehine de Fenerbahçe'nin şey, Konya Spor'un lehine de. Bir iki sarı kartı vermedi değil mi? Şimdi sen bu yönetici çıktı ki 20. dakikada Abdülkerim'in faulü öyle bir faul ki. Bak öyle bir faul ki. Eğer Ustervol diye kırmızı kart diyorsan orada şiddeti arıyorlar ama önemli değil. Yüzde yüz sarı kart. Çık sen buna sarı kart de. Arkasından da bunu söyle şey o zaman. Arkasından da bunu söyle ben seni Sametin İnan'ı. Hadi. Ama hangi yönetici söylüyor onu? O, e, abi işte o zaman işte. Türkiye'de yani, ama o hangi mi... dediğin yöneticiyi de ben anlıyorum yapıyorum. Tamam işte onlar da yani genele baktığında doğru söylüyorsun. Çık o, söyle. Burada da soru soruluyor. Bakın Bakayım Abdül Kerim sen bir daha oynayabilecek mi rahat rahat? Kere İbrahim Hatipoğlu bir şey demiyor. Bir soru soruluyor soruya da cevap veriyor. Bu sefer ver, vermediği zaman da taraftar sosyal linç yapıyor. Bence yani güzel bir üslupla söylemiş. Döndük dolaştık sosyal medyaya yani, geldik mi hocam? Ki abi, oradan gelecek sonuçta oradan o tepkiler oluyor. Ee, tabii ki ben de bu konuşmaların çok az olmasını istiyorum. Ya ama bu ama uslup, bunu yarın ustup mu evren abi? Ya genele baktığında ya hatalı bir hakkımız yani orada bir de hata yapıldı. Bir virgül rica Hakkını edebilir savunuyor. miyim? Yani o bir saygısızlık yapmıyor ki. Evren hocam bir virgül rica yarın edebilir miyim? Yarın bugün mi? bunu Fenerbahçe yönetici Beşiktaş hepsi yapacaklar. Yaptılar. Yıllardır yapıyorlar. Bak seni destekleyici bir şey söyleyeceğim. Medyadayım. Hocam seni... Ama bunu da ben öyle şey görmedim yani. İbrahim Hatipoğlu özelinde değil. Seni destekleyici bir şey söyleyeceğim. Ümit Hocam'ı da bu konuda aydınlatmak adına söyleyeceğim. Şöyle ilerliyor hocam. Ben sana katılıyorum. Samimiyetini de anlıyorum. Ümit Ümit Özat diyor ki. Yani genelde de olması lazım. Ümit olursa Hoca olursa diyor ki öyle kim olursa olsun renk fark etmeksizin. Kendi lehine yapılanı da söyle. Aleyhine yapılanı da söyle. Doğru mu? Cümle bu. Ben de diyorum ki şöyle ilerliyor. Bugün İbrahim Bey, yarın X Bey, Y Bey. Şimdi ben Hangi ben... kulüp olursa olsun ben... hocam şöyle ilerliyor. O yönetici açıklama yapmazsa sadece sosyal medya değil diyorlar ki o yöneticiye kulübünleri gelenleri işte erkan iletişim tarafı şu tarafı bu taraf hangi kulüp olursa olsun eğer diyor bugün önde olduğumuz maçtan sonra bunu söylemezsek yarın öbür gün bize öyle kararlar verirler ki altında kalırız konuşmamız gerekir efendim diyorlar. Bütün kulüplerde böyle ilerliyor. Tamam. Nokta. Ben bu yani, arkadaşa net bilgi destekleyici amaçlı bu, bu bu arkadaşa benim biraz tabii ki bir ön yargım yok ama Bildiğim de şeyler var mesela. Ben hani mesela şöyle anlatayım. Dört yılda Fenerbahçe'de herhalde Mert Hakan'ı benim kadar eleştiren olmamıştır. Olmamıştır. Mert Hakan'ı soruyorlar bu arkadaşa. Mert Hakan için ne dersiniz diyorlar? Namert diyor. Ne zaman dedi böyle bir şey? Bu adamın uslubu bozuk yani. Sen İbrahim Bey için mi Tabi Tabii tabii. Tabii tabii çıksın inkar etsin. Şimdi yani ya, hakikaten yakışmıyor bu söylemler. Şimdi bak ne için bunu anlatıyorum? Vallahi ben o çıkarsan eski görüntüleri ne yakış ben... Tamam abicim onlar da konuşalım onları ne da eleştirelim. Onları da konuşalım. Ben de diyorum da. ki zaten ben konuştuğum için bu kadar rahat ha. konuşuyorum Evren abi. Tamam. Bu ben oraya... konuştuğum için bu kadar rahat sen konuşuyorum sen biliyorsun abi. yani. Gidiyorum ama yani... Hı, tamam ben de onun için de diyorum ki yani bunlara gerek daha ligin ikinci haftası kazandığın maçtan sonra bu yangını yapıyorsan Allah göre sen bir Allah korusun bir maç kaybettin de onlara, onlar için diyorum yani. Ortalığı yangını yere çevireceksin herhalde. Yani nedir yani daha ligin ikinci haftasında? Bu iş İtalya'da ya bu, abi bu hakemi özne hakemi özne yapmaktan kurtulun ya. Bütün yöneticilere söylüyorum ya. Şu hakemi özne olarak görmekten kurtulun abi. Yoksa bu MHK'nin başına Kollina da gelse, bu futbol federasyonunun başına Beckham bağır mezardan çıkıp gelse, gidese ki kendini beğendiremez abi. Şu hakemleri özne görmekten kurtulun ya. Hakemler bu abi. Bu yani bu. Peki hocam bir şey soracağım. İbrahim Hacı Osmanoğlu Sayın Federasyon Başkanı'nın net bir şekilde bunu hakemlere yaptığı konuşmada göreve geldikten hemen Aynen sonra evet. söyledi. E, MHK seminerinde. Yazıklar olsun ki bu ülkeye dedi son dedi geçen sezonu atfederek son 3-4 hafta yabancı var hakemi geldi dedi. Ben bunu asla kabul etmiyorum dedi. Doğru hatırlıyorum değil mi? Hakemlere evet. dönüp söyledi. Peki çözüm bu mu? Hangisi? Daha baştan yani biz tekrar buna mı dönmeliyiz yani bu yani... tartışmalar bilsin diye? Yabancı var hakemi mi gelmeli? Hayır tabii ki çözüm o değil. Ya, İbrahim Uثمانoğlu'nun yani bunu söylemesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü hakemlerini savunmak zorunda. Artık kulüp başkanı değil. Herhangi bir hakemi bir odaya da kapatamaz. Dolayısıyla hakemlerini korumak zorunda. O böyle konuşmak zorunda. Olması gereken de bu. Ben yabancı var hakemine falan ilk baştan da karşıyım abi. Her zaman karşıyım. Ya azalır mı acaba bu olay ya, diye ha. düşünüyorum yani tartışma ya. Tartışma azalır mı yani? Geçen sene azaldı mı biraz baktığında yani. Ya son abi dönemde. bir şey tamam da bak bir şey söyleyeceğim. Ya bu işin Avrupa'da ne hatalar oluyor ya. Ne hatalar oluyor. Et yani yerlik falan dediğimiz yerde oluyor. Yani. Neler oluyor. Hakem dayanmaz. Buradaki zihniyet orada olsa hakem dayanmaz. Yani tamam bu hakemler nasıl gelişir? Bunun mücadelesini 50 kere söyledik. Dedik ki bak Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu geçen gün bir konuşmanızı dinledim. Bir, e, bir ne açılışıydı? Başakşehir'le alakalı. Başakşehir evet. Ball ligine falan değiniyorsunuz. Bakın. Gidin amatör kümelere. 25-26 yaşına gelmiş. Ball liginden bahsediyorsunuz ya. 25-26 yaşına gelmiş. Artık yani Süper Lig, yani, profesyonel lige yükselme imkanı olmayan dünya kadar futbolcu var. Bunlar orada paralarını ya alıyorlar ya alamıyorlar. Bunlardan 50 tane hakem bulup alın bunlara hızlandırılmış hakem eğitimi verin. Alın bunlara hızlandırılmış yabancı dil eğitimi verin. Ya bakkaldan hakem olacak, manavdan hakem olacak, kasaptan hakem olacak da şu bal liginde profesyonel olamayacağı belli belli olan, netleşen 25-26 yaşındaki 100 tane futbolcudan şu ülke futboluna 20 tane 20 yıl hizmet edecek, 30 tane hakem çıkaramayacak mısınız? Nedir yani bu? Hakemlerin futbolun dışında babadan oğla geçer gibi hakemlik gelmiş yıllardır. Herkes ses çıkar, herkes yani susmuş olmuşsunuz bugüne kadar ses çıkarma mısınız böyle ha hakemlik hakemliği geliştirmeye bakın koruyun ama geliştirmeye bakın ben size söyleyeyim ya şu hakemleri çıkarın bak kitaptan öğrenmekle bu işin ruhunu bilmek başka bir şeydir hakemlikten gelenler futboldan gelenler kadar futboldan anlamaz ama futboldan gelenler hakemlikten gelenler kadar hakemlikten anlar hatayı hatayla kapatmaz Gidin Liginde ya. 25 yaşında 30 yaşına gelmiş. Hakemin 48 yaşında bitiyor. Hızlandırılmış eğitim verin. Hızlandırılmış dil eğitimi verin. 15 sene bu ülke futboluna hizmet etsinler. En azından hakemler tartışılmaktan çıksın. Bakın abi. Yani geçmişte Erman Toroğlu hariç acaba futbol tamam ki onun bile Okan Buruk'un ayağının kırıldığı maçta kart göstermedi yani. Yani şu ülke futboluna biraz futboldan gelen hakem çıkarın ya. O kadar kötü bir federasyondan sonra geldiniz ki. Bunun bari, bunun avantajlarını değerlendirin. Yoksa hakemleri koruyalım, hakemlerin parasını yükseltelim. E tamam, yap, yap, yap. Hakem aynı hakem. Bu araba 120 gidiyor. Parasını yükseltsen, yükseltsen gitmeyecek ki bu araba. Ya bu, 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 yani bu arabanın beygiri bu kadar yani. Geliştirin o zaman hakemleri. Kaliteye insan kalitesine ihtiyaç var diyorsun özetle. Böyle olmazsa... Peki... Neyse şimdi bir şey değil mi? Yok yani, Daha çok konuşuyoruz da bu konuları. Hatası. Zaten onu daha önce de çok konuştuk. ama Konuları daha zaten her hafta bu, konuşacağız hocam. Bu sıcak zaten. olayı da yani bunun olması yani. da olmuyor. İnşallah olur. Doğrusu Ama olmuyor ee, ne yazık bu ki. Bu konuda geçen hafta da bir takım önerilerde bulunduk. Acizane kendimizce siz de biz de burada söyledik. Keşke bu hakemler işte. de konuşsa dedik. Ya da pazartesi, yıllardır... salı günü çıkıp birisi bütün maçları değerlendirse yetkili bir ağız. Eskiden yapılıyordu bu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Zekeriya Başkan zamanında yapılıyordu. Pazartesi basın toplantıları yapılıyordu. Pozisyonlar kamuoyuna açıklanıyordu. İşte bir ara e, durup dururken bir var kayıtları olayı oldu geçen sene. İki maç açıklandı açıklanmadı sonra hepsi açıklandı. Açıklananların bir kısmının montajlı olduğu söylendi falan. Orada kaos bitmiyor. Ne yapılırsa yapılsın konuşulmaya devam ediyor. Zaten yarın öbür gün yapacağımız hatta pazartesi programlarında da bununla ilgili sezonun geneline dair bazı konu başlıklarımız var. Biz tekrar sağa için müsaadenizle ya dönelim. Bu açıklamalar yapılacak değil mi? Var kayıttan yine. Genelde. Bilmiyorum. Bu şu şey anda yapılıyor, yapılıyor zaten. Her <laughs> <Geçen> hafta, <laughs> hafta yapılıyor. Geçen hafta yapıldı mı? Yapıldı herhalde. Ben öyle Yok, biliyorum. Yok ya Yapılsa duyardık ya. Bir Ama tane pozisyon. Hani Yani, yani o sürekli bir, bir yani. orada sürekli bir şey değişiyor. Bir öyle yapalım deniyor, bir böyle yapalım deniyor. Sürekli bir deneme yanılma var Ama orada. bakarsan biz yönetici soruyu bulacağız inşallah. Yaptığı sonra. açıklamayı bizim yorumlamamız da tuhaf yani. Biz baktığında eski futbolcu olarak ben yıllardır bu iş içindeyim. Bu da bana bizim ülkede acayip geliyor. Yani kulüp adına bir şeyler yapıyor. Ben onu iyi mi kötü mü diye yorumluyorum. Benim işim maçı yorumlamak. Takımın durumu. Galatasaray, Fener, Beşiktaş nasıl Avrupa'da diğer takımlarımız nasıl başarılı olur? Nerede eksikleri var? Orada eleştiririz, orada şey yaparız. Yani aslında bu normali hocam, bu. Hocam, biz sadece Ama sağ içine, Hocam yani. biz yıllardır yani bizim gibi biz ve bizim gibiler ki herkese saygım var. Bu iş bir tarz meselesidir. Herkes bir tarafından alıp kendine göre bir şeyi kavuruyor, yoğuruyor ve bir şey çıkartıyor ortaya. Ama neticede sadece sağ içini konuşmakla da olmuyor. Çünkü bu unsurlar da futbolun içinde var. Bugün yine söylüyorum Galatasaray Kulübü olarak değil. Beşiktaş Kulübü'nden birisi de yarın öbür gün çıkacak söyleyecek. Trabzonspor'dan da çıkacak söyleyecek. Fenerbahçe Kulübü'nden de bir yönetici çıkacak diyecek ki bu maçta diyecek böyle bir şey oldu diyecek. Size göre o açıklama farklı olduğu zaman siz de kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Çok işte. Ama bizi o şeye itiyor devamlı. Yani o onun o anki takım için görüşü farklı takımdan olduğu mu sana göre yanlış gelebilir. Ona göre yorumluyoruz genelde Türkiye'de. Peki bir saat yani. dönelim. Müsaadenizle tekrar o zaman. Kerem Aktürkoğlu'nun da e, ilginç açıklamaları vardı maç sonu. Onu bir ekrana getirelim. Üstünden devam edelim. Ligin başları her zaman zordur. Yükleme kamplarından sonra yorgunluklar oluyor ama önemli olan maçı kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. 4 sezonda 170 küsür maç oynadım. Galatasaray'daki görevimi biliyorum. Ne görev verilirse yaparım. Galatasaray armasını en güzel şekilde hem saha içinde hem saha dışında temsil etmeye çalışıyorum. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Mauro Icardi çok özel bir oyuncu. Topu ayağına aldığında beni aradığını hissediyorum. Sağ olsun boş kaleye attırdı bugün. 3 sezondur birbirimizi çok iyi tanıdık. Benimle ilgili her zaman bir şeyler e söyleniyor transferle ilgili bu zannediyorum. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Belki bir gün biz de konuşuruz demiş. Son bölümünü de kapalı ve manidar bir şekilde bırakmış. Yani transfer döneminde yani oyuncuların zaman zaman konuşmaları e, gerekiyor ama bunun saatleri çok önemli. Yani gece 3'te tweet atma değil de bunun bir şekilde profesyonel bir şekilde anladın mı? Yani kendini ifade etmekte de oyuncularımız sadece Galatasaray için değil. Genel anlamda sıkıntılar oluyor. Daha profesyonelce bunu yapmalılar. Tabii ki bilinmeyen şeyler vardır. Kerem Galatasaray çok da başarılı oldu. Ama buradaki şeylerde oyuncu da kendini veya kulüp oyuncuyu korumalı. Yani gidebilir, teklif gelebilir. Ama belki çok farklı şeyler var, bilmiyoruz. Anladın mı? Yani bunu da sonra açıkladığı zaman olmuyor. O süreçte o baskıyı yiyorsun. Mesela Abdülkerim de çok etkileniyormuş o medya oradan. Şimdi abi oyuncular bunları aşacaklar artık yani. Yani o öyle dedi. Tabii ki biz de bu dönem olsak bilmiyorum. Belki etkilenirdim evet. Ama oyunum şeyim onu bahane etmeden konuşmadan içimde sahaya çıkacağım en iyisini yapacağım. Hocam çok sadece, yani sadece oyuncular değil. Olay değil. Trabzon Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı. Neler Sayın Avcı. Yani? E, yani Rapid Wien maçı öncesi hem maç öncesi yaptığı basın toplantısında hem maçtan sonra yaptığı basın toplantısında ben onun yani o duygu halini de anlıyorum. Empati kurmaya çalışıyorum. Ailesinin, çocuklarının, eşinin, kıymetli ailesinin işte cep telefonunun verildiğini, e, her yere servis edildiğini, çok acayip şeyler söylendiğini hem maç öncesi hem maç sonrası söyleyecek duruma gelebiliyor. İnsanların da psikolojileri var. Anlamak <laughs> yani gerekiyor O aşırı artık o bel altına belki başka bir şeye giriyor. Hocam ama az şey yapılmadı hocam. Oyuncuların daha dirayeti, daha sabırlı. Oldu. Evet kolay değil ama çok büyük sorumlulukları var. İyi paralar kazanıyor, iyi profesyoneller biraz da bazı şeylerde işte şey yapacaklar sağlam duracaklar yani öyle hemen sosyal medyadan bana herkes her şeyi söylüyorlar artık orası koptu onların hepsine takılı kalırsan bu sefer olmaz şimdi bizim zamanımızda ne vardı maç bitiyordu sabah altta gidip kastalıyorduk Mehmet ne yapmış Yıldız <laughs> tamam. Yıldızlama. O işte ta senin dönemin yani. Şimdi bir, bir, bir jenerasyon daha Aynen. öndesin. Sonra ya, televizyon programları izledim. Profesyonel hoca ne oldu? Yorumlar gelmeye başladı. Televizyon programı izliyordu. Ya, ya, bir iki dedim ki tamam böyle adam kafayı yer kardeşim. Ama çocuklara bir şey demiyorum yani. Etkilenmemeler mümkün değil yani. Neler var neler var. Ama abi. bunu büyük problem gibi yaratır. Hani bir gün konuşuruz ederiz demek. Ya bu Aklı, o da üzülüyordu. Bu o da şey bu hale, e, tak, kulüp getirdi yani. Bu gerçek yani. Kerem'i. Abi canım. Yani ben hep söylüyorum. Bugün Fenerbahçe'ye şahsım adına konuşuyorum. Galatasaray'dan bir oyuncu alacak olsam gözü kapalı Kerem alırım. Yani şimdi bunu ne için söylüyorum? Abi bu çocuk geldi, gelişti, 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 gelişti. Bir yerden sonra tamam hani bir mükemmeliyetçi olmak var ama çocuk artık bir yerden sonra alay konusu olmaya başladı. Ya bu çocuğu tam şimdi geçen Evren abi dedi Zaha'ya da Manchester gol attı. Çocuk iki maçta da Manchester'a gol attı yanılmıyorsam. Uh -huh attığı goller de öyle böyle goller değil. Ya bu çocuk Zaha'ya pozisyon aransın diye 10-15 maç Mertens'in pozisyonunda oynatıp Mertens yedek belirtildi. Yani bak ben niye bunu anlıyorum biliyor musun? Ben davum döneminde de başıma geldiği için hani kendi pozisyondan sonra belli pozisyonda oynatılırsın. İyi oynamadığın zaman nereye çekileceğin bellidir. Anlatabildim mi? E şimdi ne oldu? Zaha oynasın diye bu çocuk 10-15 maç 10 numaraya geldi. Sonra orada da iyi işler yaptı bu çocuk gol attı, goller attı. Adam senede 40 maça çıkıyor ya. Bu çocuk kendini ifade etmek zorunda kalmış. Kolay bir şey değil ki ya. Tamam yani bir de bunlar var. Ha, antrenmandaki kavga, Marka ile onunla bunlar olmuş. Ona ben aralarında ne onu bilemem. O konuda eleştiremem. Çünkü aralarında ne geçti, kim haklı, kim haksız onlara bir şey demem. ama ondan dolayı çocuğa böyle biraz şey yapıyorlar ama kolay mı yani şu sosyal medyada e, genç olup bu yaşlarda olup e, etkilenmemek mümkün değil. Ya abi Öyle zamanlama olmadı. hatası yapıyorlar açıklamada. Zamanlama hatası onu asla diyorum. Yani o hatayı Yapmayacaklar yoksa ya dolmuş ya. diyor bak dediğin doğru belki ben, ben de konuşacağım diyor aslında çocuk. Ha, ileride konuşurum ben. ben de doğru. konuşacağım diyor yani konuşuruz değil ya, mi? belki kulübü düşünüyor zarar gelmesin veya işte bir şey söylersem yanlış anlaşılır diyor. Hata ya, da yapmış olur. tabii transfer döneminin de e, bitimini beklemek lazım. Daha ha. vakit var, ciddi Daha var. vakit var. Neler olur, neler yaşanır. Ama bugün müthiş oynadı. Tebrik ederim. Şimdi e, normalde akışımda tabi Evren hocam sağ içinde kalalım. Çok özür dilerim. Haklısın ama e, bu Kerem'e <laughs> mücadele etmiyor diyemez. Kim diyebilir hocam? Ben sende Kerem Kerem'den ne bekliyorlar biliyor musun? Şey. Yüzde yüz hani daha da yani, fanatik düşünüyorum Kerem'le ilgili. Çok iyi oyuncu. Yani oynadı. hani Griezmann desem o da artık skora çok şey yapmıyor da hani böyle ne bekliyorsunuz abi? Mbappe falan mı bekliyorsunuz? Çocuk yapabileceği her şeyin en iyisini veriyor yani. Ne yani 30 gol mu atsın bu çocuk? Yani bugün Kerem konuşulduğu kadar şu programda bizim için söylüyorum. Batshuayi'nin oyuna girdikten sonra orayı atladık. Evren hocam bile bazı pozisyonlarda çıldırdı izlerken. Değil mi yani o top ciddiyeti, pas ciddiyeti zaten, kaç, zaten yani kaçta orada. girmiş oyuna? Yani 83'te girmiş. E, hadi oradan yedi, sekizde uzatma vermiş. Yani maçı çözebilirdi yani. Maçı bitirebilirdi atacağı top, pas, top ta, klit, atacağı vuruşlar. Kilit sekansları yakaladı ama çok yanlış pas tercihleri yaptı. Batuay'la ilgili bilerek konuşmuyorum ki. Ne zaman konuşacaksın yani şöyle Bazen şey yapıyorum. çünkü Fenerbahçe'den gittiği için. Hı hı. Mesela bak. Şudur. Konu nedir biliyor musun? <laughs> Geçen sene Fenerbahçe'de oynarken Batuay'a ya, ya Neler diyorlardı Galatasaraylılar? Neler diyorlardı? Onu, o taraflar değil, değil. Ben zaten onu... Neler diyorlardı? Şimdi en değerli oldu. beğeniyordum. Ben. Ya da tam tersini düşün. İyi ki aldılar. Hayır diye. hayır. Tam, futbol adamı olarak değil. Hı. Ya da tam tersini düşün. Fenerbahçe'nin çok değerliydi. Doğal olarak şimdi Fenerbahçe'liler mesela... Tabii ki. Ee, neler söylüyor? Neler söylüyor olabilir. Yani şuraya geleceğim. Ben şimdi onunla ilgili... Bir şey söylemiyor Sanki buradan gittiği için bunu söylüyormuşum gibi algılanmasın diye. Ama yok hocam. Yani, Neyse e, söyle. Bu oyuncu Oradan gitti, buradan gitti. Hepsinde oynadı işte. Hep Beşiktaş'ta da söylüyorum. oynadı. Fenerbahçe'de de oynadı. Galatasaray'da yok. da oynuyor. Yani artık bir ilki görüyorum ama. Ne ilki? Okan Buruk şampiyon olduğu ilk iki sene biliyorsun dedi. Yani ya İlk iki maçı ilk defa kazandı. Evet bu evet sene, bu ilk, sene iki, iki, ilk, kez kazandığı için. Batu Şuay'da hem Fener'den Beşiktaş'ta şampiyon olamadığı için. Yani ilkler birleşiyor yani. Bu sene şampiyon evet, olmayacaklar. Doğru, bir sezona, doğru, sezona doğru giriyorlar yani. Ha, ya, Batu üç, üç büyüklerde oynayıp ay. şampiyon olamayan ilk oyuncu oldu. Evet, i̇lk olacak yapıyorum. diyorum. Şampiyon olacak yani demek. Daha ikinci hafta hocam. Tabii yani Erken, <laughs> <laughs> daha, 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 çok sular akar. Ama yani, Olursa böyle bir istatistik çıkar tabii. Doğru. Ben şunu hiç kabul Şimdi yayın devam ederken e, ara saradı biliyorsun. Baba dedi bu dedi Batu Şuay dedi 200 bin euro için bıraktı gitti oğlum dedi. 200 bin euro için gitmemiştir dedim. Daha büyük paradır dedim. Sen dedim oldu ama sen de görürüm dedim. Tamam şimdi oradan konuşuyoruz. Benim oğlan da biliyorsun manyak fenerli. Ama abi baktığın zaman da hakikaten hep söylüyorum. Bak Batu Şuay çok gol atar Konu o değil. Ama 20 golü geçer yani. Batu Şuay, şu, şunu yapmaz. Bakan bunun yani bakan bunun vermediği tepkiyi verir. Vinicius'un veremediği tepkiyi verir. Çünkü Vinicius zaten Dominik Yorfan'ın başka bir haliydi zaten. Gomez'in vermediği tepkiyi verir. Batuşay Bat Bat devamlı girip gol atarsa ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani e, sıkıntı da yaratır. Koca da başı, sıkıntı bir şey yaratır. Yapmadı. Ne sıkıntısı yaratacak? Sürekli adam yani ilk on bir oyuncusu mu? De, Geçen sene oynamayı hak ettiği dönem oynamadı mesela. Ama sonradan girdi çok kolay. Neredeyse oraya finale kadar getirdi adam. Çift Santrafora bazı maçlarda oynamaya hak ettiğini hep inanıyordum ama ben devamlı bak şu anın yani devamlı şey ya kuş gibi performans kuş gibi hani uçtum yakalayamazsın derler ya. Ben onun böyle bir devamlılığı olduğunu inanmıyorum. Bunun devamlılığı yok abi. Yani bak bunu eleştirme anlamda söylemiyorum. Çok da gol atar. Ama bu yeri geldi ama Okan Burak sıkıntı yaratır. Bak dikkat et hep söyledim. Ne Gomizli. Tam bugün şey yaptı ama ya bazen Gomizli 86 87 88 90'lara kadar bekliyordu. Ee, şimdi bak Bugün 81'de aldı. Geçen hafta mec mecbur kaldı. İlk yarının sonunda aldı. Hiçbir santraforu bu kadar erken almıyordu. Hatta 2000 öndeyken hiçbir santrafor almıyordu ya. İlk defa 2000 öndeyken Batu Şua'yı aldı. Yani Bakan bu olacaktı, gomez olacaktı, Vinicius olacaktı da Okan Buruk 2000 öndeyken bir santrafor alacaktı. Çok zor yani. Onlar da iyi çıkmadılar ya, yani. He, onun falan. için diyorum. Ha. Ama iyi olması da ona bir dert olabilir yani. Evet. O oynasa Darb bir o dert, oynatmasa bir Buruk. Dert. İki yıldır şampiyon yapmış takım. O tecrübesi var. Onluk Hemen güzel. o zaman e, sizden birer cümle. E, Şampiyonlar Ligi playoff'unda çarşamba günü e, Galatasaray Young Boys maçı var. Evet. E, ne bekliyorsunuz o maçtan? Nasıl iki maç olur? Aradaki maçlar da ertelenmiş oldu ligde. Oraya da geçmek istiyorum. E, Fenerbahçe maçı etabında. Bir sonraki programımızda yani cumartesi programında İkardin'in açıklamalarını müsaade ederseniz konuşmak istiyorum. Hani bu akşam İbrahim Öyle. Bey vasıtasıyla futbolun dışında hakemler dolayısıyla çıktık. Onu en azından Fenerbahçe maçının sonrasına bırakalım. Ne kötü ama değil mi? Sözünü çizsin. İster istemez o açıklamalar oldukça ben de burada size onları sormak durumundayım. Hani neticede Yok biz yıllardır kamuoyu, zaten onu konuşuyoruz da benim genel düşüncemi söyledim ama yorumlayacağız yani. Yorumluyoruz ama yani ondan, ondan önce Galatasaray Young Boys maçı onu bu akşam es geçelim. Boş yani maçı, maçı çok önemli. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elemesi lazım. Bak takımı biraz inceledim. yani Çok takip ettiğim lig değil. Yani baktığımda... Kötü de Geçen sene daha iyilermiş. Bu sene kötü başlamışlar. Ama bu tip maçlar zor. Yani Okan Buruk'un bugünkü açıklamalarına baktığımda limitimiz yok dedi. Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra transfer yapabiliriz dedi. Yani Galatasaraylar şunu bilmeli. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra ancak transfer yapabilir. Şu anki şey öyle gözüküyor. Okan Buruk onu dedi resmen. Ya da birileri Onun ayrılırsa. Oradan para gelirse mi? Evet. Onu Ya bekliyor. da birileri ayrılırsa. Ha, yani birileri ayrılırsa. Birini satarsan ekstra bir durum. Onun için limit yok. Onun için Galatasaray'ın da bu maçta güne katılması lazım. Başka ihtimali ihtimal. Başka ihtimali yok. Yani ha, futbolda her şey var. Ama ben yine oyun olarak Galatasaray'ın bir şekilde bu e, turu geçip şampiyonlar ligine katılacağını Yine Lugano, Beşiktaş, San Galen, Trabzon, San Patrik, Başakşehir ha. var. Evet iki tane İsviçre takım. Üç tane Galatasaray'ı da koyduk. Üç tane, Üç tane <laughs> evet. Young Boys Lugano. Resmen İsviçre ligiyle çalmaz eşleşme oldu. Ligin kaçıncı sıradalar şu an hepsi? Young Boys Lugano geçen Young Boys değil, bir Young Boys sonuncuydu. Evet. Ama Young Boys orada mesela daha köklü bir takım evet. ama <laughs> bu şu sıralar sonuncu galiba. Çok Sen ne düşünüyorsun hocam Young Boys maçı ile ilgili olarak? Ya rakibi tanımak lazım. Bilemiyorum. Ya rakibi tanımadan net bir şey söyleyeyim ama e, Lugano'yu biliyoruz mesela. Lugano'dan Biraz kötü ben. yani bu şeyin şu andaki klasmanın çok e, Lugano'nun altında bir takım mı? Ben altında bir takım olduğuna yani takım kalitesinin altında takım olduğuna inanmıyorum. Şu anda klasmanda 3 maç oynamışlar. 3 maç sonunda geçen hafta sonuncuydu. Bazen evet. böyle kötü başlangıçlar olabilir ama. 3-3 kaybetmiş, ikisi de berabere kalmış, yine kazanamamış. Öyle mi? Tabii. Hadi gözünüz aydın o zaman. Yine en rahat kuray çekmişsiniz. Uzun. Yani rahat diye bir şey yok. Ben lig lideri geliyor size sonuncusu geliyor. Vallahi billahi Yalıma yani Saray bu nasıl bir şans? da demeyelim ona ya. Hı? Alışkanlık. Şampiyonlar ligi alışkanlık. Şansa mı alışkansınız? Şampiyonlar ligi alışkanlığı var. Şans bir yere kadar insanlı olur. İstemek Ama, lazım. Çok istemek lazım. Şimdi. Sen istemiyorsun ki. Üç tak Şöyle ben niye istemiyorum? Ben çünkü. Sen şampiyon olamadan için ligde olsun ben, istiyorsun. Benim şu anda önceliğim ona bir açıklık getirmek isterim. Şimdi bazıları diyor ki El Nesli diyor ne için aldınız? Evet şu anda Türkiye Ligi şampiyon olmak için aldı El Nesli'yi Fenerbahçe. Mourinho'yu ne için aldınız? Evet şu anda Türkiye Ligi olmak için Mourinho'yu şampiyon Mourinho'yu aldı. Sonrası sonra. Önce bir Türkiye Ligi şampiyon olması lazım oraya gitmek için. Yani oraya gidip burayı da kaybettiğin zaman buranın da dönüşü yok. Yani biraz aklı selim hareket etmek lazım. Hep söyledim. Yani şimdi direkt gitme ihtimali de var. Şampiyon bu sene. Şimdi e, ülke e, puanı tabii, etkileyecek. E şimdi Mourinho geldi. Şampiyon olsan direkt gideceksin. şimdi anlatıyorlar. Mourinho işte ne için ne için alacaksın ha Mourinho? Yu? Türkiye'deki şampiyon olmak için aldın. Yani neresinde görülmüş gittiği sene? İtalya'daki gitsen, İspanya'da gitsen, İngiltere'de gitsen, Fransa'da gitsen, Almanya'daki gitsen gittiği sene bir takımla ne şampiyon hem de Avrupa şampiyonu böyle bir şey olabilir mi? Komayla şeyi konferansına tek. Tamam ama şampiyon olamadı. Olamadı. Hem şampiyon hem onu alabilir misin? Yani şimdi e, bu niye bu algı niye yaratılıyor? Mesela bazen bakıyorum bizim mesela e, yani ismim vereyim severim de yani şimdi bazı bakıyorum abi el ile cajayı kıyaslıyorlar lan caja on numara el nesi santrafor neyi kıyaslıyorsunuz arkadaş ne alakası var Ma manası ne kıyasladığın adama bak yani şey hacı ile jardeli kıyaslamak gibi bir şey bu böyle bir şey olabilir mi yani e şimdi hani e, geçmişte yanlış tercihler oldu Yanlış transferler oldu. Onları en çok da ben eleştirdim. Ha bugünkü transferi daha 45. günde Mourinho gibi adamı daha 45. günde üstelik şu Lille maçı gibi 7 tane pozisyonun kaçırıldığı 2 tane topun direkten dönüldüğü maçta Mourinho ne için gelmiş? E Mourinho geldi de Mourinho'nun Avrupa'da başarı yakalaması için önce Türkiye'de şampiyon olması lazım. Şampiyon olmadan gidemiyorsun şampiyon. Önce bir şey o şampiyon olması lazım. Anlatabildim Ama mi? Ama bir UEFA Avrupa Ligi'nde var. Yani orada belki yürüyebilir. Ya ben ona da karşıyım. Ya yani şu anda yani öncelik Türkiye Ligi şampiyonluğu yani ya orada, orada orada da 8 maç var. Evet onlar aynı şeydi format herhalde. Format format, format bu sene oluyor. biraz değişik. UEFA Avrupa Ligi. Orada maç oynayacak çok. Onu söyleyeyim hemen. Evet yani tabii, ya çok maç oynamak yani, lazım. Yani neticede o da bir şey kul var. Yani. İşin içine Türkiye Kupası da girecek. Hocam. Abi şöyle bak. E, hep söylüyorum ya aynı şey oluyor. Bir şampiyonluk gelse, ikinci senesinde bir daha aynı şey olsa bu seneyi edin? söyleyeyim mi hocam? Hemen konuya aydınlık getirmek için. Bu sezon e, UEFA Avrupa Ligi tek lig ve 36 takımdan oluşacak. Her takım kendi torbası dahil olmak üzere 4 torbadan ikişer takımla toplam 8 maç oynayacak. Oo. Her takım her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla deplasmanda oynayacak. Aynı 36 takımın her biri için ayrı bir fiksür belirlenecek. Aynı ülke takımları lig aşamasında karşılaşamıyor. 36 takımın her biri tamamlanan maçlar sonunda puan sistemine göre sıralanıyor. En fazla puan toplayan 8 takım direkt son 16'ya bu turda birbirleriyle karşılaşamıyorlar. 9 ve 24 playoff oynayacak. 25-36'da Avrupa Kupalarına veda edecek. Kesin 8 maç oynayacak bu şu an falan? Tabii oynayacak. Ya tamam belki bir şampiyonlar ligi rakipleri kadar güçlü rakipler olmayabilir. Tabii ki bu takımın da bol bol maç oynama ihtiyacı var. Bunu anlattığım zaman şimdi diyorlar ki ya işte ufkunuz çok dar kardeşim. O Avrupa'da başarı elde etmek için önce Türkiye'de bir şampiyon olup ve seriler yakalaman lazım. Bırak Türkiye'yi. Real Madrid'de gidip ilk yılında hem lig şampiyonu hem Avrupa'da başarı alan bir adam var mı? Yok ama hocam yine burada muhalif olmak istemiyorum ama isim <laughs> isim İsim o kadar Çok büyük, büyük bir isim ya, ki bu şimdi bu ya yani Hamza yani, işte söz bu niye olunca bu hayal ettiğin şeylerin de boyutu yüksek tamam, olabilir. Bir şu anda lig Şampiyonlar, şampiyonlar... Ligi için %100 senleyim ama UEFA Avrupa ve Konferans'ta hayal kurabilirsin. Evet. Tamam kur bu hayali. De bu sene yani kurma. Bu sene lig şampiyonluğu önemli senleyim önümüzdeki Bak bu sene lig şampiyonluğu önemli yani. Sonrası zaten bak bir şampiyonlukta gelir çorap söküğü gibi gelir. Önemli olan bu direnci kırabilmek. Ondan sonrasında zaten Avrupa'ya da daha rahat bir şekilde. Şimdi düşünsene bu takımı şampiyon olduğunu. Diyelim şampiyon oldu. Bu takıma seneye daha iyi takviyeler yapılmayacak mı? Yapılacaktır elbette. Daha güçlü bir hale gelmeyecek mi? Ne bileyim seneye Ceko'dan artık bitecek. Seneye Tadisten... Şampiyonlar Ligi konusunda bu kadar ılımlı olmam diyorsun. Tabii ki olmam. Şampiyon olduk Çünkü niye? Zaman. Seneye Ceko'nun mukavelesi bitiyor. Tadiş'in mukavelesi bitiyor. Yaşı gelenlerin mukavelesi bitiyor. Yerine belki daha genç oyuncular gelecek. Daha iyi oyuncular gelecek. Bu biraz şevkle de alakalı, başarılı da alakalı. Şimdi ben de ben çok basit bir şey anlatıyorum ya. Şimdi bugün UEFA Kupası'nda veya Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamaya başarısızlık Şampiyonlar Ligi'ne zaten diyemezsin de kimse diyemez. Ya başarısızlık diyebilir misin? Hayır. Ben de diyorum kardeşim burada yarı final oynayacağız diye. Bu sene de şampiyon olmama riskini almaya değmez. Geçmişte örnekleri var. Son 4-5 şampiyonluğun evvelinde Avrupa Kupalarına gidilmemiş. Burada, direkt etkiliyor diyorsun. Şimdi en nesi şampiyonlar ligi için hayırdır kardeşim en nesi her sene şampiyonlar liginde 50 gol atıyor da biz mi bilmiyoruz? Önce Türkiye liginde şampiyon olmak için alındı. Sonrası zaten takım Avrupa'ya giderse Sevilla'da yaptığı gibi Fenerbahçe'de de fazlasını zaten bu adam yapar. Yani önce de bu. Şimdi sene sen gitmişsin Avrupa'da çeyrek falan oynuyor Eğer kalsaydı burada üçüncü kez şampiyon olmuş. Ya, ne anladım bu işten ben? UEFA ya, Avrupa Ligi'ni alırsa ya, tamam evet, da şimdi sana bir soru. Dersin yani. Peki bir dakika. Şimdi Seni şey bakayım bakalım. ders. Çok önemli. Ya, Galatasaray gibi düşünme. Bir futbol sever olarak bak. Şu anda Türkiye Ligi Gerçekten şampiyon olmak var. mı visible? UEFA Avrupa Ligi'ni almak mı daha kolay? Hangisi daha kolay ya da? Daha kolay. Hangisi hele, hele bu yani formatıyla, anda... yeni formatıyla. Ya, bunu Fenerbahçe için değil, Galatasaray için de düşün. Lig tabii ki. E tamam ama e, bu, burayı almak lazım ki. Sonra ya, Galatasaray bu UEFA Kupası'nın 4 sene şampiyonlar liginden Dört sene o üstü elenerek aldı. Kupada şu an devam ediyor Fenerbahçe. Onun için diyorum yani. Ama ben de diyorum keşke Ha, et. Ben senin sorunu geliştirebilir miyim? Daha güzel. Yani daha ben, güzel versiyonu bizim geldi. Hayallerimiz daha farklı. Emre evet Hocam sen bu sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceği kadar gidip ya da UEFA Avrupa Ligi'ne gruptan önce tabii kalırsa evet. ve sonrasında da gruptan elenip e, UEFA Avrupa Ligi'ne devam etme noktasında orada bir yarı final final mi istersin? Yoksa Mourinho yolu Fenerbahçe karşısında yeni bir challenge yapacak ya konuştuk geçtiğimiz evet. programlarda da. Ligde e, daha fazla var olup bir kere daha arka arkaya şampiyon olup üçüncü kez şampiyon olmasını mı istersin? UEFA. Senin şahsi görüşün. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final evet ama UEFA Avrupa Ligi'ni alırsa ligde olmasa da üzülmem. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde Ligi yarı finalde elendi Galatasaray. Ha. Hangi... Ligde de şampiyonluğu kaybetti. Hangisini istersin okulvara geldiğinde? Ligi ligi isterim yani. Yani ben... hayalleriniz daha farklıydı. Ya yani şampiyonluk daha önemli. Diyordu. Yarı finalde elenirse diyor. Elen. İki sene Gid önce şampiyon canım. olmuşsun. Git yarı finale ne olur. Yok yok ben... <laughs> yok yok diyor hocam. hep Hocam değişti değil olabilir. mi şu anda kuru? <laughs> Avrupa'da şampiyonluk. Öyle hayaller, hayalleri büyük. Hep zirve. bu arada Avrupa Ligi'ne de gidemiyor Galatasaray. Ben böyle soruyorum. Ben ama soruyorsun. Ama geçen değiş... sene de gidemedi. Hocam en azından 30 saniyeliğine bir sana şu anda burada umut hayal Nasıl gidemiyor? Elenirse ne oluyor? Konferansa mı gidiyor? İşte gidemiyor bir yere yani. Sistem değişti. Nasıl Sistem ya? Değişiyor. şimdi Young Boys eğlenirse kalsın. Hayır hayır. Gruplardan Grupl bahsediyor. Gruplardan. kaldı. O grup tamam. aşamasındayız hocam. Yok geçtik. Yani. Kaldı şampiyonlar ligine sonrasını söyle. İkisini yani ikisini de alsın işte. Hepsini alsın diyorsun. Ya Peki. mesela bak bir konuda <laughs> bununla alakalı. Ben bunu söylerken bir hedefe ulaşmak için bunu söylüyorum ama e, bu kulüplerin ya yani kulüplerimizin sen de böyle 40 50 maç oynayabilmesi lazım. Mesela bak bu sene yapılan bir hata var onu söyleyeyim size. Bir pandemi geldi. Pandemi nedeniyle düşme kaldırdı 20 takım ki doğru karardı 20 takım sonra Allah bir daha kimseye vermesin depremden dolayı yine böyle bir şey oldu yine 20 takımla devam bu ligi 18'e düşürme 18 takıma düşürmek için niye uğraşıyorsunuz ya bütün Avrupa'yı yapmış yani Almanya hariç bütün Avrupa Fransa 20 İtalya 20, İtalya 20 mi o da 20 galiba ya da 18 İngiltere 20 İspanya 20 yani ne oluyor yani niye iki takım 100'er 250 bin euro daha fazla alsın diye mi? Yani bu bu ligi 18 takıma düşürmenin ülke futboluna nasıl bir faydası olacak? Bana bunu biri anlasın lütfen. Bu ligi bu sene 30, yıl önce vardı ya bir takım bay bir takım her hafta bir takım bay. Bu yeni mi çıktı arkadaş? Yani bu nereden çıktı yani? 19 seneye e, 4 takım düşecek, 3 çıkacak. Seneye de öyle. Seneye 18 takım oynayacak. Ne amaç ne yani? Bana bir, bunu bunu bana bir izah etsin abi. Niye? Oldu zaman bölün. 12 şerli 12 şerli. Yani niye yani? Ya şampiyonship 24 takımla oynanıyor ya. Premier 20 takımla oynanıyor. Adamların oynamadığı kupa, kupa yok. Her şeyi kupa koymuşlar oynuyorlar. Onlar futbolcu değil mi ya? Ya yani bu futbolculara 17'den 34 maç oynatmak için mi yılda 3 milyon euro 5 milyon euro veriyorsunuz? 20'ye mi sabitler? Icardi'ye diye 10 milyon euroyu, Zaha'ya 10 milyon euroyu ne bileyim burada işte el siliyor öbür tarafta ona. Yani 17'den 34 maç oynamak için mi bu paraları veriyorsunuz? Hadi gitsinler Premier Lig'e bakayım. Bu paraları 60 maçtan aşağı oynarlarsa alabilirler mi? Ya yani bu iki 18 takımla düşürmenin manası ne? Niye 20 takımda sabit tutmuyorsunuz? Niye mesela hatta Petiteli Ligi bile 20 takıma çıkarmıyorsunuz? Yani bir. ikincisi buradan geleyim. Maçlar ertelenmiş tamam. Şimdi onu soracaktım. Çünkü evet, bu bağlantılı sor. yani yani, bu de, yani Hayır yani bu çünkü fikstürle de alakalı. Söylediğin yani Ümit Hı. Hoca'nın söylediği şey çünkü bağlantılı. Hafta arası maçları işin içine giriyor. Avrupa maçları var. Ya var derken yani. federasyon bugün açıkladığı işte. Şimdi Dedikli, ilk konu ne biliyor musun? O dedi. ilk anlattığım konuna bağlantısı var. İlk anlattığım konu bugünkü federasyonun günahı değil. Yani 20 takımdan hazır Kademe olarak 19'a, yani. oradan 18. Ne bu? Ne bu biliyor musun? Aman bu iki takım yüzünden diyelim iki takımın federasyondan aldığı para ne kadar 10 milyon euro. 10 milyon euro diğer 18 takıma paylaştırılacak. Bak. Ya bırakın iki tane daha ayrı şehre Galatasaray gitsin, Fener gitsin, Beşiktaş gitsin ya. 20 takımda oynasın. Oyuncular daha fazla oynasın. Niye yani? Bunun manası ne? Bu bir. İkincisi. Bu ligi ertelediniz. Tamam. Niye? Şampiyonlar ligi finali mi oynuyorduk? Hayırdır yani. Ya bu yapılan örneğin İngiltere'de, İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da. Beş majörlükte şu alınan kararın örneği yok ya. işi benzeri yok. Bu kararlar nerede alınır biliyor musunuz? Belçika'da, bizde, Yunanistan'da. Yani futbolun artık böyle 8. dokuzuncu sınıf ülkelerini alır. Çok para vermekle futbolun önde gelen ülkesi olunmaz. Bir de öyle denk gelmiş ki Fenerbahçe'nin maçının olmadığı haftaya. Tamam bunu kötü niyetle yaptınız demiyorum. Ama nedir ya bu? Yani şimdi... Ya iki günde bir maç oynuyor. İngiltere'deki takım. Almanya'da fikstür bugünden yaza kadar belli. Şimdi bana bir anlatabilir miyim? Yani bu takımların maçını niye ertelediniz abi? Başvuran da bir tek Başakşehir mi? Niye yani? Bak kulüpler de Ne amaç ne yani? Başakşehir hariç evet. Evet. Ne, manası ne bunun? Bana bir, birisi izah etsin ya. Sanırsın ki yarı final oynuyor. Ligi bitmesine dört hafta var. Her şey netleşmiş, düşen düşmüş, kalan kalmış. Ya da sanırsın ki final oynuyor. Daha ligin başında dünyada eşi Bak dünyada eşi benzeri görülmeyen bütün olaylar bizim ülkede. Bir, seyircisiz maç oynama. Yani bir de böyle yani cezalandırmalar da bir anormal abi. Ya yani bunu nasıl bunları hiç mi bir fut sormuyorsunuz ya? Da ilk haftadan maç mı arkadaş ya? Ne olacak abi yani ne olacak? bir anlasın bana. Ya bir de büyük takımlar özellikle hiçbiri tempoyu yakalamadılar. Ne kadar çok maç oynarsa o kadar iyi. Kulüplerin demesi lazım ki. Bence transfer dönemi işte o gelsin, bu toparlansın. Bir taraftan onu mu düşünüyorlar yani? Ben onu düşünüyorum. Yoksa oyunculara baktığın zaman hepsi daha performanslarına çıkamamışlar. Sonra bu maçları nereye sıkıştıracaksın? Yani 3 günde bir ma işte şey maçına çıkacak. Üç, iki, 2-3 üç, iki, üç hafta sonra oynayacaklar araya, sıkıştıracaksın. Ya yani bak, yeri geldiği zaman böyle örnek alıyorsunuz. Ya Almanya'da başından sonuna kadar... Ağustos'un 20'sinden Mayıs'ın 15'ine kadar kimin hangi gün hangi saatte 16.30 17.30. Şu paragraf çok önemli Daha federasyonun değişmiyor. açıklamasında. Değişmedi değil mi? Ona özellikle değişmiyor. sen konuşurken hocam baktım da o bir satır var çünkü orada. Açıklamada zaten bütün detayları anlatıyor. İşte şu maçlar, şu maçlar şöyle ertelendi falan filan. Beştaş zaten bay geçiyor üçüncü haftayı vesaire vesaire. Ama şu satır önemli. Playoff müsabakaları Avrupa Kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle buraya dikkat özellikle ülke puanı açısından çok önemli. Tamam şeylerdir. abicim ben evet. de kulüplerin böyle bir isteği yok. Bak bir kulüp haricinde kimsenin böyle bir isteği yok. Yani yani Gerekçeleri bu hocam sorduğun sorunun yanıtı bu. Ülke puanı diyor. Elinize ne olacak? Ya çünkü ama Garantizim var. Ama çünkü demin konuştuğumuz konuyla da bağlantılı. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş artık bu sene kim olacaksa şampiyon. Trabzon ya da X bir takım bilmiyoruz daha Peki adı. bir dakika Direkt ben şampiyonlar Ligi'ne şey katılması için de Mayıs'ta bunları konuşacağız. Keşke ülke puanımız şöyle olsun da diyebiliriz. Yani tersten de düşürüm. O zaman bir soru. Şimdi kaos yaratmak istemiyorum. Sor hocam ne aklına geliyorsa sor. E Adana Demir maçını niye ertelemediniz? Niye ertelemediniz abi Fenerbahçe'nin Adana'da bir maçını niye ertelemediniz? Güzel soru hocam. Orada ülke ha, puanı şöyle yok mu deyip sorunun muhatabı sen olacaksın direkt benim derecek hayır, bir cevabım o, bir yok. Hayır, bir şey yok. Yani bir şey yok. Hayır, hayır ben verecek bir şey bulamadım. Avrupa maçı, ya, maçı yani. oldu. Ha Her bana Her derseniz Her ki doğru söylüyor. Bana derseniz ki Fenerbahçe'den böyle bir şey gelmedi, talep gelmedi. Başakşehir'de de diğerlerinde de böyle bir talep gelmedi. Bilmiyorum Madem yani. ülke puanı düşünüyorsunuz. Bu da bir bakış açısı. Fenerbahçe'nin ama Adana o, Demir maçını niye ertelemediniz abi? Bir sebebi var herhalde. Ne? Ben geçiyor, konuştular. Tam şimdi hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerim. Yani öğrenmek için Heh, Ben Bak ben burada şey niyeti sorgulamıyorum. Önce şu önemli. Ben niyeti sorgulamıyorum. Yapılan niye niyetli olduğunu anlıyorum. Ama ben bunun bir kolaylık olduğunu, kolaya kaçma olduğunu, ülke futbolunun menfaatine olmadığını düşünüyorum. Bugün Avrupa'nın 5 majör liginde böyle bir şey olmuyor. Oralardaki sen bu sen şu son maçı söylüyorsun değil mi? Evet. Lil maçını söylüyorsun. Evet. Ha ya tamam. Ya yani geçen seneyle ilgili bir şey mi? Hayır ya. Tamam okey. Ya bu sene Kadana maçını söylüyorsun kardeşim. Ligin ilk haftasını niye ertelemediniz diyor. Ya kardeşim Lil Adana Demir'den önce ilk lig ma Lille maçı oynandı mı? Evet. Mourinho ne dedi? Şimdi ikinci maçı düşünme zamanı değil. Şu anda ligin ilk maçını düşürme zamanı dedi mi? Dedi. Hatta yani, Lille revanşından önce ne dedi? Rejenerasyon Onu, bile yapamadık dedi. Ben Falan. de diyorum evet. ki madem ülke puanını düşünüyordunuz. Fenerbahçe'nin Lille maçından önceki Kadın bir maçını niye ertelemediniz kardeşim? Yani çok affedersiniz. Buradan bakınca eşeğin aklına karpuz kabuğunu siz kaçırıyorsunuz. Buradan bakmasan niyeti sorgulamıyorum. Ama kulüplerden böyle bir talep yoksa niye erteliyorsunuz? Ülke futboluna kolay bir şey yani iyilik mi yaptığınızı zannediyorsunuz? İyilik yapmıyorsunuz ki ülke futboluna. Nedir bu ya? Ya adam İngiltere'de iki günde bir maça çıkıyor. Adam 60 maç oynatacağı adama 10 milyon euro veriyor. Vergisiyle mergisiyle 20 milyon euro veriyor. Siz bu ligi 18 takıma bunu bu federasyonun suçu olmamakla beraber 18 takımla oynatıp 34 maç oynatıp o da 34'te 34 oynarsa o da mümkün değil. Yılbaşı izni geliyor. Christmas izni iki maç önce vın kaçıyor gidiyor. Yaz geliyor şampiyonluk veya da küme düşme belli oluyor. Kaçıyor gidiyor. E, 30 maç oynayan adam, Yapın abi bu takımı 20, 20 takımını yapın. Bir de böyle kafanıza göre de ligi iptal etmeyin ya. Yapıyorsanız da herkese yapın bunu. Hocam değişik bir taraftan baktın. Elbet şimdi yarın da programımız var. Öbür gün de var. Pazartesi de var. Eksen YouTube'da da programlarımız oluyor. Bu bakış açısını da ayrıca Konuşuruz, sorarız, muhataplarına da sorarız. Eren Hocam e, bu konuyla ilgili de senin bir cümlen varsa hemen reklama gitmem lazım. Sen doğru buluyor musun? erteleme kararını bulmuyor musun? Yok ben söyledim takımların şu an sezon başı olduğu için e, maç oynamaları lazım. Ne kadar çok oynarlarsa o kadar çabuk... Ara verilmesini doğru bulmuyorsun. Evet. Var. Peki kısa bir reklam arası ardından yeniden birlikteyiz. Evet yeniden birlikteyiz. Ligin ikinci haftasının açılış maçında Konyaspor spor maçının değerlendirmeleri, yorumları, röportajlarıyla birlikte olduk. Sevgili Ümit Hocam ve Evren Hocam'la birlikte top bizde de bu yayının sonuna geldik. Bir vefat haberini de hemen söyleyelim ve bas sağlığı dileklerimizi iletelim. Türk sinemasının çok kıymetli ismi sevgili Aydemir Akbaş hayata veda etti. Mekanı cennet olsun. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Kongresi, sevgili Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet yakınlarına ve kederli ailesine de bas sağlığı diliyoruz. 88 yaşında hayata gözlerini yumdu değerli sanatçı. Yine Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekten çok büyük endişeyle takip edilen yangınlar var. Bu yangınlarla ilgili olarak tabi İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük, Muğla, Antalya bir sürü noktada havadan ve karadan müdahaleler yapılıyor. İzmir'in özellikle Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında da kuvvetli rüzgar alevlerle mücadelede zorluk çıkartıyor. Görevlere tabii ki orada canla başla çalışan görevlere başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Zarar gören vatandaşlarımıza da en kısa sürede huzura kavuşmalarını ve bu yangının dindirilmesini, söndürülmesini diliyoruz. Ümit Hocam yorumlarınız için çok teşekkürler. Erhan Hocam. Size. Aydemir abiye ben de başardım. İki defa beraber yani Vakit geçirme imkanımız olmuştu ortak bu dostumuzla. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ben de mekanı cennet olsun. İyi bir gaz saraylıydı. Ee, yangınlar içinde ülkemize geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Top bizde cumartesi de yeniden birlikte olmak dileğiyle. hoşçakalın.